size beş tane tecdit için bir yükümlülük vereceğim. Cümleleri özellikle böyle seçtim ama biraz açıklamaya ihtiyaç duyacak. Birinci cümle şu. Taahhüt ve tasaddukları ziyadeleştirelim. Taahhüt nedir? Bir sözleşme. Tasadduk da biliyorsunuz sadaka. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Biz nikahta ne yaptık? Allah adına eşlerimizi aldık. Emanet aldık. Ve Allah adına bir akit yaptık. Kaç yıl geçmiş arada? Benim gibi 25 yıl geçmiş, senin gibi 30 yıl geçmiş, ötekisi 40 yıl geçmiş, biri 5 yıl geçmiş, önemli değil. Allah adına başlattığımız bu nikahı Allah'a verdiğim söz çerçevesinde devam ettirebiliyor muyum, ettiremiyor muyum? Bunun yeniden bir gözden geçirilmesi lazım. Bir kez bizim yenileme adına adım atmaya başladığımızda en başta konuşmamız gereken mesele bu. Öncelikle bir kere bunu konuşalım. Tasattukları ziyadeleştirelim derken neydi? ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Bir insanın ehline ve eş, eşine karşı attığı her adım onun için sadakadır dedi. Ne yapıyorsun mesela tasaddukun sadakanın en alt zeminini de aleyhissalatü vesselam efendimiz tebessüm olarak koydu. Var mı mesela ben eve girdim nasıl giriyorum? Evden çıkarken nasıl çıkıyorum? Ne kadar ikramda bulunuyorum eşime? Aynı şey hanımların beyleri için de geçerli. Bu tek taraflı bir şey değil. İki taraflı konuşuyorum ben. Bu noktada verdiğimiz sözleri yeniden hatırlayıp o sözlerin gereğini yerine getirmek ve aramızda var olan tasaddukları yani sadakaları arttırma adına bir gayret içerisine girmek. En başta yapmamız gereken mesele bu. İkincisi takva ve talimleri arttıralım. Biz takvayı inanın ki vakıfta arttıramayız. Ben size söyleyeyim. Camide hiç arttıramayız. Okulda, üniversitede, medresede asla takvanın merkezi kalptir. Kalbin neşet edeceği ve besleneceği yer ise evdir. Onun için eve dönmek yüreğe dönmektir. Eve sahip çıkmak kalbe sahip çıkmaktır. Takvayı bizim arttıracağımız zemin orası. Yoksa diğeri ne oluyor biliyor musunuz? Mesela diyelim ki evde başka bir kimlik Camide, vakıfta başka bir kimlik. Farkına varmadan münafık oluyoruz. Münafık. Çünkü münafık nedir? İki yüzlü olmaktır. İki şahsiyetli olmaktır. Arkadaşlarına başka, eşine başka. Şimdi öyleleri var mesela. Dışarıda evli ya. Oo, öyle ki herkes diyor ki ne güzel adam, nasıl iyi adam. Eve giriyor adam canavar. Böyle bir hali yaşatmanın adına işte biz nifak diyoruz zaten. Müslüman sadelik üzere yaşar. Ve kimlikleri ayrı ayrı değildir. Evde nasılsa dışarıda da öyledir. Evet ev hukuku biraz başkadır. O hukukun gereklerine ait de bazı şeyleri konuşacağız ama bilelim ki takva o. Talim dediğimiz şeyi de arttıracağız. Mesela ben sizi biraz sonra ara verdikten sonra bir şeye çağıracağım. Diyeceğim ki gelin beraberce bir kitap okuyalım. Bu talimdir işte. Gelin beraberce bir film izleyelim. Bu talim işte. Gelin beraberce bir seyahate gidelim. Bu talim işte. Gelin beraberce Allah'ın kitabından bir iki ayet okuyalım. Bu talim. Ve bunu yapmamız gereken yerin adıdır ev. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce hatta binlerce işi içerisindeki Hiçbirimiz onun sorumluluğuna, mesuliyetine, yüküne, vazifelerine erişemeyiz. Herhalde burada içinizde bu manada en fazla yükü olan insanlardan birisi de benim. Ben bile onun yaptığının çeyreğinin, çeyreğinin, çeyreğini bile yapamam. Ama kalkıp da işlerimizi bahane ederek eğer evimizi ihmal ediyorsak, talim dediğimiz şeyde problem varsa, ben zaten vakıfta yaptım oradan dinleselerdi falan filan diyorsam. Zaten akşama kadar konuşuyorum bir de gelip evde mi konuşacağım diyorsam. Ya o akşama kadar okuduk ettik eyledik şimdi biraz da evde rahat edelim bir de evde mi bunlar yapacağız diyorsam. Ben bunu anlamamışım demektir. Ne olur Ahsap suresini bir daha bu gözde okuyalım. Şöyle bir bilgi okuyacağız Ahsap suresinden. Resulullah'ın evini Allah tarif ediyor. Hanımlarına hitaben diyor ki hani sizin evlerinizde okunan o Kur'an var ya Resulullah kendi evinde Kur'an okuyor o kadar işine rağmen ya hocam bunda yadırganacak ne var ki yani Resulullah evinde Kur'an okumayacak da ne okuyacak aa bir bilseniz hocaların evlerini bir bilseniz bu manada bizim aksattığımız şeyleri nasıl olsa yapıyoruz rahatlığıyla evde aksattığımız şeyleri bir bilseniz bunun niçin bu kadar önemli olduğunu daha iyi anlamış olursunuz. O halde tecdid için bize lazım olan ikinci şey takva ve talimlerin arttırılması. Üçüncüsü takdir, taltif ve takdirleri karşılıklı çoğaltalım. Ne olur cimri olmayalım bu konuda. Eşlerin birbirlerine bu manada söyleyecekleri şeyler. Bu manada söyleyecekleri cümlelerin her biri inanın sizlere sevap kazandıracak şeyler. Eşinize bu manada iltifat etmeniz, onun size iltifat etmesi. Bir yemek yaptı getirdi, onu övmeniz, takdir etmeniz. Evde yorulduğu zaman ona o manada takdir edici birkaç cümle söylemeniz. Ev işlerini küçümsememeniz. Ya bu mu? Siz akşama kadar bunu yapıyorsun. Bir bilsen ben ne yapıyorum, ne ediyorum deyip onun o işlerini küçümsememeniz ile aklın. Bir sürü şey. Dolayısıyla burada bunları söylediğim için biraz önce Takdir, taltif ve takdirleri çoğaltalım. Dördüncüsü bakın yine önemli bir şey. Tenkit ve tasihleri usulünce yapalım. Olur mu tenkit? Elbette olur. Eğer eşiniz beyler olarak size söylüyorum yani hanımlarınız sizi eleştirmiyorlarsa bu sizin her şeyi doğru yaptığınızın anlamına gelmez. Ahiretini düşünen bir insan eleştiriyi hiçbir zaman gözden düşürmez. Bunu yapar. Bir yanlış yaptınız mesela, eşiniz sizi eleştirmek durumunda. O ortamı hazırlamamışsanız demek ki siz despotsunuz. Kusura bakmayın. Demek ki o rahatlığı vermemişsiniz eşinize ki karşınıza geçip rahatça ya bey sen bu işi yanlış yaptın diyemiyor. Ama bunu derken usulüne uygun bir biçimde değilmesi gerektiğini söylüyorum zaten. Aynı şey sizin için de geçerli. İnsanız hepimiz yanlış yapıyoruz. Hangi birimizin hatası eksiği kusuru yok ki. Ama netice itibariyle biz bunları yaparken neticede yarım yarımız birleştiğimiz zaman yani evliliği tesis ettiğimiz zaman tam oluyoruz. O tam olma noktasında tam anlamıyla o bütünlüğün sağlanabilmesi için karşılıklı eleştiri kurumunu işletmek durumundayız. Ama nasıl? Usulüne uygun. Tasih nedir? Yanlışı düzeltmek. Bu yanlışı düzeltmek de usulüne uygun olur. Ne olur? Ne çocuklarınıza ne de eşler olarak birbirinize bir yanlışı düzeltme adına bir gayrete giriştiğinizde tutup da başkalarını örnek vermeyin. Bu büyük bir hatadır. Diyelim ki bir hata yaptı eşimiz. Sen kardeşimin eşi kadar bile olamıyorsun. Sen falanca kadar da olamıyorsun. A damarına bastın. Ondan sonra zaten karşında pençeleri hazır biri var. Görürsün o pençeleri yediğin zaman. Ya sen niye ürkütüyorsun? Niye bunu söylüyorsun? Bu yanlış bir şey değil. Aynı şey çocuklarınız için de geçerli. Hiçbirimizin çocuklarının başka biriyle kıyaslanmaya hakkı yok. Sen amcanın çocuğu gibi olmadın, şöyle olmadın, böyle olmadın. Hatta kardeşlerin bile birbirleriyle kıyaslanması doğru bir şey değil. E kıza diyorsun ki abin gibi olmadın, abine abiye diyorsun ki e, o diğer kız gibi olmadın. Ya böyle şeyler söylenir mi? Ya. Bunlar yanlış şeyler ve bunlar işi çıkmaza sokan şeyler. Beşincisi de şu benim güzel kardeşlerim temenni ve tahayyülleri, temenni ve temayülleri itidal çizgisine çekelim. Temenni ve temayül. İtidal çizgisi. Buraya da tutayım da biraz hanımlar da görsün. Temenni nedir? Beklenti. Temayül ne? Eğilim, tercih, zevk. Bunların beklentilerinin itidal üzere olması lazım. Ben eğer karşımda Hanımdan beklentilerim insan üstü bir noktadaysa, hanım benden insan üstü noktada bazı beklentiler içerisinde olacaksa bu ilişkinin çıkmaza geleceği daha dünden belli. Çünkü hiçbirimiz bunu karşılayamayız. Temayüllerimiz var her birimiz. Hiçbirimiz anne ve babalarımız aynı değil. Aynı olsa bile kardeşler bile birbirinin benzeri değil. Sen gelmişsin başka bir kültürden, o gelmiş başka bir kültürden sen Siirtlisin, o Amasyalı, sen Erzurumlusun, o bilmem Trakyalı, sen şuralısın, o buralı bir sürü farklılığınız var. Ya sen mutlak doğru olarak niye kendini görüyorsun? Zevklerde, renklerde tartışılmaz diye bir şey var. Vallahi da doğru. Herkesin kendine özgü zevki var, kendine özgü tercihi var. Ben tercihimi dayatamam. O da dayatmamalı. Ben bazı şeylerden hoşlanabilirim. O da başka şeylerden. Ne yapacağız peki? idare edeceğiz. Birbirimizin temayüllerine ve bu manada temennilerine saygı göstereceğiz ve bunu itidal çizgisinde tutmanın gayretini vereceğiz. Eğer bunu verebilirsek, bu noktada bazı şeyleri korursak o karşılıklı saygı bazı şeylerin daha iyi anlaşılmasına sebebiyet verecek. Umuyorum ki bu tecdit meselesinde ve inşallah tesis meselesinde verilen mesajları anlamaya çalışırız. Umuyorum ki hepimiz bu noktada bize yakışanı yaparız. Bize yakışan sünnet üzere yaşamaktır. Sünnet üzere yaşama noktasında gayret içerisinde oluruz. Ve o gayrette hepimize evlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirme noktasında bir imkana dönüşür.